Bakanlar Kurulu bugün saat 10.30'da Başbakan Ömer Kalyoncu başkanlığında toplantı. Toplantı öncesinde Başbakan Kalyoncu ile Sağlık Bakanı İzbol basına açıklama yaptı. Bakanlar Kurulu gündeminde sağlıkla ilgili 5 yasa tasarısının süratle geçmesi için mecliste bir adok komite kurulması bulunuyor. Sağlık Bakanlığı söz konusu tasarılar geçinceye kadar kamuda görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik ikinci iş nedeniyle soruşturma açılmaması kararı aldı. Basın mensupları, devlet sağlık çalışanları, özellikle doktorlar konusunda meydana gelen son gelişmelerle ilgili olarak biliyorsunuz hem Sağlık Bakanlığı hem ben bir takım açıklamalar yaptık. Ama bu arada doktorlar da pazartesi günü görev yaptı. Konu biliyorsunuz genel olarak özlük haklarına yönelik genel olarak. Ama tabii bunun içerisinde ikinci iş yapma hakkı, yasağı gibi şeyler var. Tam gün gibi uygulamaların olup olmayacağı meselesi de var, tartışmalar da var. Ama bütün bu tartışmalar ortadan kaldıracağını düşündüğümüz bir yasalar silsilesi var ki partiler konuda bir araya gelip bir komite oluşturmak, ad hoc komitesi oluşturmak ve kısa sürede 5 tane yasadır bu, 5 yasayı çıkarma gibi bir mutabakata vardılar gibi bilirim bu konuda. En azından iktidar partilerinin bu konuda bir mutabakatı var. Muhalefet partilerinde bu konuda uzak duracağını sanmıyorum. Bu yasaları biliyorsunuz, sağlık çalışanları yasası değişiklik yapılması kazanında. Hasta hakları yasası, özel hastaneler yasasında değişiklik yapılması lazım. Öner sermaye yasası ve sağlık sigortası yasasıdır bu 5 yasa. Meydana gelen kaos ve grev nedeni biliyorsunuz ikinci iş nedeniyle bir doktora meslekten men cezası ve kamudan atılma cezası verilmiş olması, bir başka doktorla ilgili olarak da araştırma başlatılması meselesidir. Bu tabii kamuda çalışan doktorlarda infial yaratmıştır. Ve bundan dolayı da greve gitmişlerdi. Biz doktorların hastanelerde kalmasından yanayız. Dolayısıyla da bu konuda gerekli tedbirleri almaktan yanayız. Bunun için zaten bu 5 yasayla ilgili bir kontrol. Sağlık Bakanı Salih İzbol da ikinci iş nedeniyle bir hekimin kamudaki görevine son verilmesinin kaosa neden olduğunu söyleyerek sağlığın diğer kamu kuruluşları gibi değerlendirilemeyeceğini, onlar da ayrı olduğunu belirtti. Sayın Başbakan'ın bahsettiği gibi bu konu esas büyük bir huzursuzluğa sebep oldu. İkinci iş nedeniyle bir hekimin kamudaki görevine son verilmesi. Tabii bunun yanında başka İthamlar da vardı ilgili doktorla ilgili. Fakat ikinci iş nedeniyle görevine son verilmesi ciddi bir kaosa neden oldu sağlık servislerinde. Sağlık da bildiğiniz gibi yani sağlık tamamen ayrı bir olay. Sağlık diğer normal kamu gibi değerlendirilmemesi gereken bir olaydır. Çünkü sağlıkta insan hayatıyla uğraşıyorsunuz. Yani ben hep bunu söylüyorum, farklı dairelerde herhangi bir hata yaptığınızda en çok maddi bir kayıp söz konusu olabilir veya zaman kaybı söz konusu olabilir ama sağlıkta bu böyle değildir. Sağlıkta oluşabilecek herhangi bir hatanın telafisi biraz zordur. Bu nedenden dolayı biz sağlığı tamamen ayrı düşünüyoruz, hükümet olarak da ayrı düşünüyoruz. Sağlıkta hizmeti verenlerin memnuniyetini sağlamamız muhakkak gerekiyor ki hizmeti alanlara da memnun bir şekilde ayrılsınlar. Bu nedenden dolayı Sayın Başbakan'ın bahsettiği 5 tane yasa ki bizim oluşturmaya çalıştığımız sistemin temel yasalarıdır bunlar. Hazırdır, hepsi hazırdır ve ad hoc komite oluşturulmasına karar verildi. Yaklaşık 3 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapılmadı.